Cyberpunk 2077. Fütüristik bir gelecekte geçen bir bilgisayar oyunu. Konumuzla ilgisi ise Cyberpunk evreninde insanlar vücutlarını modifiye etmeyi büyük bir takıntı haline getirmişler. Yapay kollar, güçlendirilmiş kaslar ve gece görüş özellikli gözler gibi. Ve iyi haber, oyundaki gibi modifikasyonlar için 2077 yılını beklemek zorunda değilsiniz. Çünkü günümüzde bunlar yapılmaya başlandı bile. Nasıl mı? Hepsi şimdi. Beş numara, pusula. Vücuda yerleştirilen bu elektronik pusula, ilk bakışta mantıksız gibi gözükse de aslında tahmin ettiğinizden daha faydalı. Cyborg Nest adlı firma tarafından The North Sense adıyla üretilen bu pusula, vücudunuz kuzeye döndüğünde küçük bir titreşim uyguluyor. Şimdilik vücudunuzun üzerine konuluyor ama ileride deri altına yerleştirilebilecek. Bu pusulayı kullananlar yer yön tespitini çok kolay yapabildiklerini, araba sürücülerinin yolları daha kolay öğrenebildiğini ve dolaşılan yerleri 3 boyutlu olarak hafızalarında oluşturabildiklerini söylüyorlar. Sadece küçük bir vücut eklentisiyle bunları yapabilmek çok etkileyici. 4 numara, mıknatıs. Deri altına yerleştirilen bu küçük mıknatısların ilginç bir kullanım alanı var. İlk akla gelen tabii ki küçük metal eşyaları kolayca bulmak ve tutmak. Mesela samanlıkta iğne aramak artık daha kolay olabilir. Ama aslında bu modifikasyon elektrikçiler ve elektronikler için yapılmış. Bu mıknatıslar içinden akım geçen kablolara yaklaştığında titremeye başlıyor. Böylece hangi kabloda elektrik var veya yok hemen anlaşılabiliyor. Yani bu elektronikle uğraşan insanlar için 6. hissin açılması gibi bir şey. Bunun bir değişik örneği ise Rich Lee tarafından mıknatısın kulağa konmasıyla yapıldı. Bu mıknatıslı elektronik çip bir kulaklık gibi çalışıyor ve telefonunuza bağlı. Yani kulaklık takmanıza gerek kalmadan her zaman kulaklığınız takılı olacak. İleride Apple bu fikri çalabilir, dikkat et Lee. 3 numara, e-tattoo. Dövme yaptırmak istiyorsunuz ama dövmeden sıkılırsam ne yaparım diye düşünüyorsanız e-tattoo tam size göre. E-tattoo, telefon uygulaması sayesinde dövmenizin şeklini değiştirmeye yarayan, deri altına yerleştirilen elektronik bir implant. Emerge Interactive adlı firma tarafından 2015'te geliştirilmeye başlayan e-tattoo hala geliştirilme sürecinde. Hatta ileride sadece dövme olarak değil, bir telefon ekranı olarak da kullanılabilmesi amaçlanıyor. Birazdan bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Devam ediyoruz. 2 numara, yapay kas. Biz insanlar kaslarımızın el verdiği kadar güçlüyüz. Peki ama ya daha güçlü olmak istersek? İşte yapay kas fikri tam olarak böyle ortaya çıkmış. Crysis oyununu oynadıysanız Nanosuit adı verilen, kullanıcısına büyük güç sağlayan bu zırhı bilirsiniz. İşte bu yakın zamanda gerçek olabilir. 2006 yılında Texas Üniversitesi'nde geliştirilen yapay kaslarda epey gelişme yaşanmış. Şu an doğal kaslardan 100 kat daha fazla güç üretebilen yapay kaslar geliştirilmiş durumda. Bu yapay kasların vücut içindeki kaslara eklenmesi ya da nanosuit gibi dış iskelet zırhı olarak kullanılması planlanıyor. Listenin en ilginç maddesine geçmeden önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1 numara, telefon. Bu buluş, telefonu bir an için bile yanından ayıramayanlar için gelsin. Kaliforniya'da bulunan Autodesk firması 2012 yılından beri bunun üzerinde çalışıyor. Şimdilik kadavralar üzerinde denenen prototiplere dokunmatik ekran, mikrofon ve titreşim koymayı başardılar. Yani neredeyse akıllı telefonun bütün özelliklerini. Tabii yaşayan bir canlı üzerinde nasıl olur henüz kimse bilmiyor. Eğer bu icat gerçek olursa, bence kulak içine konan mıknatıs kulaklık ile iyi bir ikili olacaklar. Böyle bir şeyi vücudunuza yerleştirmek ister miydiniz? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.